Merhaba değerli insanlar, yeni videoyla karşınızdayım. Hepinize selamlar, saygılar. Umuyorum herkes iyidir. Aslında videoları aralıksız çekmeyi düşünüyordum. Yani en fazla 2 günde bir çekmeyi düşünüyordum. Ancak bilgisayarım arıza yaptı. 10 yıllık bir bilgisayarım var. O bilgisayarı biraz güncelleştirmiştim. Yeni takılan hard disk arıza verdi. Garanti kapsamında. Ama döndüğümde ancak yapılabilecek. Öyle olunca hadi dedim yeni bir bilgisayar alayım. Yeni bilgisayar aldık. Tabii onun hazırlanması, programın yüklenmesi falan zaman alıcı şeyler bunlar. O yüzden videoyu hemen arka arkaya çekemedim. Dolayısıyla bundan sonra daha sık ve düzenli olarak sizlerle videoları paylaşmaya devam edeceğim. Tabii bilgisayar yoksa elimizde iPhone var. iPhone'la rahatça iMovie üzerinden video hazırlamak da mümkündü açıkçası. Ancak bu sefer de bir öksürük sesimden anlaşılıyordur. Bir gribimsi bir şey geçiriyorum. Ne olduğunu da tam bilmiyorum. Dolayısıyla o da biraz beni sarstı. Hadi sesim düzelir diye bekledim. Nitekim biraz düzeldi. Doktor konusunu daha önce konuşmuştuk. Kanada'nın sağlık sistemini herkes eleştiriyor. Ben de bir videomda demiştim ki oğlum için aradığımızda doktoru. Doktor hemen döndü diye. Ben bugün saat 10.30 civarında doktorun sekreterini aradım. Saat 1.30'da doktor geri döndü. Sorun ne olduğunu anlattım. Pazartesi döneceğim, hafta sonu yokum dedi. Tamam dedim. Dolayısıyla benim açımdan Kanada'daki sağlık sistemi şu anda acil sisteminden bahsetmiyorum. Kötü değil. Ben öyle görüyorum. Ama bu benim şansıma, benim aile doktorumla bağlantılı bir şey de olabilir doğal olarak. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Bir ülkenin sağlık sistemini hangi kriterlere göre eleştireceğiz? Genel olarak bakmak lazım. Genel olarak değerlendirmek lazım, değil mi? Şimdi o noktadan hareketle ben hemen sonuca atlayıp da Kanada'nın sağlık sistemi kötüdür diyenlere de hak vermiyorum. Bunu bilimsel olarak masaya yatırmamız lazım. Kriterleri ortaya koymamız lazım. Bir ülkenin sağlık sisteminin iyi ya da kötü olduğunu belirleyen kriterler nelerdir? Örneğin kaç çocuk doğuyor, kaç çocuk ölüyor, ölüm oranı nedir, doğumda ölüm oranı nedir? Ortalama yaş kaç yaşına kadar uzuyor? Sağlık sistemi düzgün olmayan bir ülkede yaş ortalamasında düşük olması beklenir. Dolayısıyla bu ayrı bir konu ama merak edenler için tekrar söylüyorum. Bana göre sağlık sistemi fena değil. Bazı aksamalar olduğunu duyuyorum. Doğru olabilir. Göreceğiz bakalım. Yani ben şu anda bir sıkıntım yok açıkçası. Karlar yağmıştı. Geçen hafta ondan bahsetmiştim. O da erimeye başladı. Zaten söyledim ya, burada ilk yağan kar genelde tutmaz. Hatta ikincisi de tutmayabilir. Ne zaman ki bir gece ansızın bir kar yağar ve o durmak bilmez. Bazen yarım metreye yakın, belki daha fazla kar yağar. Ondan sonra da o kar kış boyunca kalır. Şimdi biz o fırtınayı bekliyoruz. Kaçınılmaz bir şekilde gelecek. Hazırız. Tabii hasta olup da evde takılınca doğal olarak biraz daha televizyona falan takılmaya da başladık. Şu anda Dünya Kupası devam ediyor Katar'da. Niçin Katar'da olduğu konusunda ciddi tartışmalar var. O başlı başına ayrı bir konu. Önemli de bir konu. O uluslararası ilişkiler şapkasını giyip konuşulması gereken bir konu. Ancak burada bizi ilgilendiren nokta Dünya Kupası'nın niçin Katar'da olduğu değil, o Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda niye Türkiye'nin olmadığı? Türkiye niçin Dünya Kupalarında yok? Yani Dünya Kupaları tarihine falan bakıldığında bu utanç bize yeter aslında. Yani genel konumuz ne? Türkiye nasıl kurtulacak? Türkiye'nin spordaki yerini gösteriyor. İşte Türkiye ilerledi, kalkındı, ileri demokrasi falan bunlar uluslararası sahneye çıktığınızda görüyorsunuz. Bilim alanında neredesiniz? Spor alanında neredesiniz? Olimpiyatlarda neredesiniz? Kadın haklarında neredesiniz? Hapisteki basın mensupları konusunda neredesiniz? Biz dünya ölçeğinden bakarak Türkiye'yi değerlendirmemiz lazım. Bu dizide sık sık buna atıf yapacağız. Buna dönüp bakacağız. Yani biz ne durumdayız? Bunu nasıl belirleyeceğiz? Kriterler nedir? Bir konuda sonuç alabilmek için kriterlere bakmak gerekir. Ben kendimi zengin olarak iddia ediyorsam bunun bir bankada bir para olması lazım, bir ev, bark bir şey olması lazım. Ha, öteki türlü gönlüm zengindir. Onun da kriteri var aslında ama biraz daha farklı. Neyse biz isterseniz konumuza dönelim. Asıl konumuz Türkiye nasıl kurtulur sorusuydu. Bunu bir sorduk, bin ah işittik. Çok sayıda cevaplar geldi ancak enteresan bir şekilde
cevaplar, yorumlar olarak videonun altına değil, bana kişisel mesajlar şeklinde geldi. Benim burada okuduğum şey, insanlar düşüncelerini yazmaya korkuyorlar. Doğrudan doğruya oraya getirecekleri bir yorumu, bir eleştiriyi getirmekten çekiniyorlar diye ben yorumladım. Yanılıyor olabilirim. Ama oranın altına iki satır yazı yazmak, e-mail yazmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla bu düşüncemde çok da yanılmadığımı değerlendiriyorum. Sorunları önce şunu düşünelim. Yani Türkiye'yi kurtarmak kimin görevi? Ha bu arada bana doğrudan atak eden, saldıran, sana mı düştü kardeşim bu iş, hem dışarıda yaşıyorsun, tuzun kuru. İşte bir elin yağda, bir elin balda, o kadar çok seviyor değilsen Türkiye'den niye gittin şeklinde soranlar oluyor. Akademisyenlere mi kaldı bu iş diyenler oluyor. Bu konuları konuşmak benim haddime mi, bana mı kalmış? Bunların hepsinin cevabını daha sonra vereceğim. Biraz daha biriksin. Hakaretler ve saldırılar. Hepsine birden cevabı ondan sonra vereceğim. Yani ben bu hakkı kendimde nereden görüyorum? Biz yine gelelim. Ülkeyi kim kurtaracak? Türkiye'yi kim kurtaracak? Türkiye kurtarılması gereken bir ülke mi sorusunun cevabını ayrıca vermemiz lazım. Bana göre evet, Türkiye kurtarılması gereken bir durumda. Belki bir sonraki videoda bunu masaya yatırabiliriz. Yani diyebiliriz ki Türkiye ne durumda? Yine buna neye göre bakacağız? Dünya genelinde ekonomisine, siyasetine, siyaset kalitesine, sosyal kalitesine, bilimsel kalitesine, bunların kriterleri var. Ve bu kriterlerde kimsenin Türkiye'yi olduğu yerden daha iyi ya da daha kötü gösterme gibi bir ihtiyacı yok. Yani mantığı yok zaten. Bunu yapan kişilerin böyle bir şeye yönelmesi mantıklı bir şey değil. Dolayısıyla ben onların büyük ölçüde objektif olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir sonraki videonun konusu. Oraya bırakalım. Biz gelelim Türkiye'yi bir yerden bir yere taşıyacaksak bu kimin görevi? İlk başta bu ülkeyi yönetenlerin, onların hizmetinde, onların emrinde çalışan bürokrasinin görevi diye düşünülebilir. Yani seçilmişlerle atanmışlar. Ancak seçilmişlerin kalitesi, atanmışların kalitesi Türkiye'yi buraya taşımaya yetebilir mi? Seçilmişleri neye göre seçiyoruz? Seçilmişleri halk seçiyor. Dolayısıyla eğer kaliteli bir halk, bilinçli bir halk söz konusu ise seçeceğiler de buna göre olur. Demokrasi için en az kötü yönetim şekli derler. Yani bütün yönetimler kötü ama demokrasi bunların en az kötü olanı şeklinde. Niye? Çünkü demokrasinde kendi kusurları var, sakatlıkları var. Örneğin demokraside kişiler oy veriyor. Kişilerin oy verirken rasyonel, ülkenin çıkarına verip vermediği ya da kendi çıkarına verip vermediği konusu çok tartışmalı. Bu bir bilinç konusu. Yani siz eğer bilimsel olarak ele aldığınızda bir halkın nasıl aldatılabileceği üzerine çalışırsanız, Hitler'in yaptığı gibi işte propaganda bakanı kurarsınız, bilmem ne yaparsınız, halkınızı indoktrine edersiniz. Halkın eğitim seviyesi düşük. Halkın seviyesinin düşük olduğunun da kriterlerini ortaya koymamız lazım. O zaman yöneticileri halk seçiyor. Halkın iyi yöneticileri seçmesi lazım. İyi yöneticileri seçecek halkın da bunu seçebilecek, bunun farkını anlayabilecek kalitede, kapasitede, birikimde olması gerekir. Oysa demokrasinin en büyük zaafı halkın demagoglar tarafından kolayca kandırılabilmesidir. Halk birine inanır, onun peşinden gider, ona oy verir. Bunu neye göre verir? Değer yargılarına göre verir. Yaşadığı hayata bakar, memnun olup olmadığına bakar, ona göre verir. Ulusal duygulara göre verir ki bu inanç sisteminin içinde sayılabilir o da. Bir de tabii bilgi birikimine göre verir. Bu bilgi illa okulda öğretilen bilgi değildir. Hayatla ilgili bir bilgidir bu. Halkın bu zaafını kullanabilenler, halkın çoğunluğu eğitimli ise seçecekleri, halk bilinçli bir şekilde oy kullanabiliyorsa, yani ben sadece A partisine, B partisine oy vereceğim, ben asla şu partiye oy vermem şeklinde yaklaştığınız zaman demokrasi olmuyor. Daha doğrusu sağlıklı bir demokrasi olmuyor. Şimdi halkın oyu nasıl alınır? Halkın oyunu ikna ederek ya da kandırarak alırsınız. İkna daha çok doğru bir şeye yönlendirmek için söyleniyor da kandırmak daha çok aldatmaya yönelik gibi değerlendiriliyor ki doğrusu da o belki de. Eğer onların dini zaaf, din konusunda zaafları varsa dinlerini kaşıyarak. Bakın Avrupa'da sadece partiler oy alıyor. Niçin? Çünkü insanlarda bir
Göçmenlere karşı tepkiler var. Yani Afrika'dan gelen, Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen göçmenler Avrupa Birliği'ne gitmek istiyorlar. Onlar da bunu almak istemiyorlar. Kendi refah seviyelerini düşünerek. Tabii onların oradan oraya göç etmelerinin nedeni de kendi ataları. O da ayrı bir konu. Yani eğer dünyada bir dengesizlik varsa bunun bir nedeni de oraların sömürülmesidir. Dikkat edin, hep sömürülen yerlerden, eskiden sömürülmüş olan yerlerden insanlar geliyor. Hatta bugün de sömürülmekte olan yerlerden insanlar geliyor. İnsanlar daha rahat bir yerde, daha rahat yaşamak istiyor, daha iyi yaşamak istiyor. İnsanlar göçmenlerden şikayetçi. Hristiyan olan ülkelerinin çok sayıda Müslüman tarafından ele geçirileceğinden endişe ediyorlar. Zaman içinde Müslümanlar çoğalacak. Doğum oranları yüksek. Dolayısıyla aldığımız göçmenler yüzünden kültürümüz değişecek diye endişe ediyorlar. Dolayısıyla sağcı partilere oy veriyorlar. İşte bunu bilen politikacı ne yapıyor? Bunu bilen politikacı halkın bu hassas noktalarını kaşıyor. Bu hassas noktalarını kaşıyarak, dini kullanarak, ulusalcılığı, milliyetçiliği kullanarak, değer yargılarını kullanarak, ahlak kavramını kullanarak, korkutarak, işte komünizm gelirse karılarınızı kaybedeceksiniz, dininizi kaybedeceksiniz şeklinde kandırılarak oy alınıyor. Yani demek istediğim şey şu: seçilecek olanlar, seçecek olanları kandırdığı sürece, seçenler eğer belirli bir seviyenin üzerindeyse, seçilmek isteyenlerin oyununa gelmezler. Bir. İkincisi, gerçek bir demokrasi varsa seçtikten sonra da hesabını sorarlar. Bu da halkın eğitimli olmasını gerektiriyor. Halkın eğitimini kim sağlayacak? Halkın eğitimini de devlet sağlaması gerekiyor. Bakın, döngüyü görüyorsun değil mi? Devletin iyi olması için iyi yöneticiler lazım. İyi yöneticiler için halkın iyi yöneticileri seçmesi lazım. İyi yöneticileri seçmesi için halkın eğitimli olması lazım. Halkın eğitimli olması için yöneticilerin halka iyi eğitim vermesi gerekiyor. Şimdi bunlar böyle bir çevrim. Ama eğer yönetici okumuş olandan oy alamayacağını düşünüyorsa, kendi ideolojisine ve inancına yönelik insanları yetiştirmek istiyorsa ve bunun da yolu eğitimsizlikten geçiyorsa, halkı bölmekten geçiyorsa, o kart oynayacaktır. Çünkü politikacının amacı mümkün olduğunca güç olarak orada kalabilmektir. Bu sadece iktidar için de geçerli değildir. Öyle muhalefet partileri vardır ki, bir de muhalefet partisi olmak onlar için yeterlidir. İdeoloji partilerini hiç karıştırmıyorum. Onlar %2, %3 de olsa tavırlarını değiştirmezler. Bana göre saygı da duyulması gereken bir şeydir. Yani aldığı oyla iktidara gelemeyeceğini bile bile o düşüncelerini savunmak. Yönetimin içinde bürokratlar da var. Şimdi bürokratlara gelelim. Bürokratlar bir kere iyi okullarda okuması lazım. Okulların genel seviyesi düşükse bürokratların çok kaliteli olmasını beklemek gerçekçi değil. Çünkü gerçekten işini çok iyi yapan genelde özel sektöre gidiyor. Özel sektör onları alıyor, değerlendiriyor. O demek değildir ki bürokratlar yeterince kaliteli insanlardan oluşmuyor. Çok başarılı, çok değerli bürokratlar var. Ancak genel olarak, sadece Türkiye için konuşmuyorum, genel olarak ele aldığımızda devlet daireleri güvenli emekli olunabilecek, maaşı garanti, kolay kolay işini kaybetmeyeceğin bir kurumdur. Dediğim gibi bu her yerde böyle. Dolayısıyla o toplumun en parlak beyinleri genelde devlette gitmek yerine kendilerine çok daha iyi koşullar tanıyan özel sektöre gitmeyi tercih ederler. Bir de bunun üzerine devlete aldığınız kişileri liyakat sistemine göre almıyorsanız, yani en kaliteli, o işi hak edeni almıyorsanız, siyasi amaçlarla kendi taraftarlarınızı alıyorsanız, kamu iktisadi teşekküllerinde bunu çok yaşadık. Oraları bir oy deposu olarak, arpalık olarak kullanıyorsanız, o zaman bürokrasi de düzgün olamıyor. Zaten bürokrasinin düzgün olması zor çünkü genel eğitim. Üzerine bir de bunlar ekstra eklenince bürokrasinin de önü kapanıyor. Uzun yıllar bürokrat olarak çalışmış biri olarak bunu söylüyorum ben. Salla başını al maaşını diye bir söz var bizde. Bu bizdeki laf sadece Türkiye'ye yönelik bir laf değil. İnanın Kanada'da da bürokrasinin yavaşlığının altında yatan nedenlerden bir tanesi bu. Bir tanesi de dediğim gibi sistem kendini değiştirmek istemiyor. Yani sistemini kurmuş. Diyor ki yavaş işlesin ama sağlam işlesin. Evet, siyasileri saydık. Bürokratları saydık. Halkı saydık. Geriye kaldı elitler. Üniversitedeki profesörler, okumuşlar, meslek odaları, mühendisler, mimarlar, mühendisler, doktorlar,
ancak bir kanaat önderleri vesaire şeklinde topluma karşı da sorumluluğu olan insanlar. Yani bir doktorun sadece çok iyi bir doktor olması gelişmiş ülkeler için yeterli. Türkiye gibi ülkeler için gelişmekte olan diye yumuşatılan, aslında bir türlü kalkınamayan, geri kalmış ülkeler için. Ne ağır geliyor değil mi insana geri kalmış deyince. Ama geri kalmışız. Geri kalmış ülkelerde elitlere daha çok iş düşüyor. Kalkınmış ülkelerde de elitlere daha çok iş düşüyor. Elit dediğimiz aydınlar yani. Aydınlar, bir kitapta okumuştum çok uzun yıllar önce, belki 30-40 sene önce. Diyor ki bu şeyler yolu açan makinalar gibidir. Greyderler gibidir diyor. O ana toprağı açar, halk arkasından yürür diyor. Çok işte Amerika'nın başarısının altında işte %1, %2 nüfusun üstün zekalı ve çok başarılı liderlerin olduğunu söylerler. Bir Bill Gates, bir Steve Jobs. Dünyayı değiştiren insanlar bunlar. Ford, Edison. Yani sayın sayabildiğiniz kadar, saymakla bitmez. Bunlar dünyayı değiştiren insanlar. Dolayısıyla bu aydınların görüşleri, bu aydınların önünü kapatmadığı zaman devlet daha iyi kalkınabiliyor, daha çok düzelebiliyor. Bizde elitlerin önü daima engellerle doludur. Elitlerin halka tepeden bakması olmaması gereken bir şey. Ama anlaşılabilir bir şey. Yani nasıl oluyor da sen bunu göremiyorsun, nasıl oluyor da ben sana anlatamıyorum kaygısı derri olabilir elitlerde. Yani bizim elitlerimizin de ne kadar elit olduğu konusu gerçekten tartışmalı. Bu kadar mı tepeden bakmak lazım? Bu kadar mı kapalı bir çevrim oluşturmak lazım? Bu kadar mı halkının duygularına, düşüncelerine, değerlerine yabancı olmak lazım? Azıcık çeki düzen verilemez mi? Bana kalırsa bu kısır döngüyü kıracak halka yine elitlerin arasından çıkacaktır. Ne zaman ki elitler halkı ve siyasileri etkileyebilecek noktaya gelebilirler. Ne zaman ki halk elitlerin peşinden gitmeyi kabul eder. Yani kanaat önderlerinden bahsediyorum. Devlet de bunları biraz el üstünde tutar. Kaliteli insanları, liyakatli insanları o benden değil diye ötelemez. Giderlerse gitsinler demez. Beyni çalışan kaliteli insanları ülkede tutmaya çalışır. Yetmez, dışarıdan da beyin ithal etmeye çalışırsa, o zaman Türkiye ilk zinciri böyle kırmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ancak şurada bir gerçek var. Bu hep birlikte yapılabilecek bir şey. Bu sadece elitlerin, sadece siyasi bir liderin çıkıp, o da olabilir, çok güçlü, çok iyi bir lider çıkıp ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi karanlıktan aydınlığa doğru yürütebilir. Bunlar olamayacak şeyler değil. Ve aslında en pratik çözüm. Ancak tek bir kurtarıcı, tek bir kişinin kurtarıcılığını beklemek bir halka, bir ülkeye, bir millete yakışmayan bir olay. Öyle biri çıkabilir, onun peşinden gidilebilir. O da ülkeye gerçekten büyük hizmetler getirebilir. Aynı Atatürk gibi, bizim deli dediğimiz büyük Pedro gibi, Bismarck gibi. Bunlar ülkelerini değiştiren insanlar. Biz Türkiye'de bu işi kimin yapacağı sorusunu sorduğumuzda olay yine bana göre geliyor, dayanıyor. Bu işte kamuoyu oluşturması gereken bir duygu, bu konuda insanları uyandırması, harekete geçirmesi gerekenler bana göre aydınlar. Yani aydınlar, okumuş kitle halkına destek olmak zorunda karşılıksız olarak. Halk buna tepki gösterebilir. Bir kooperatif kurarsınız. Bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Size saldırabilirler. O aydın gördüğünüz kişiler size destek vermeyebilirler. Bunlar önemli değil. Ama bana göre halkın kurtuluşunun önünde halk önderlerinin olması yatıyor. Halk önderlerinin, halkını tanıyan, halkını bilen, dünyayı bilen, iyi niyetli, fedakarlık edebilen elitler, aydınlar bence bu kısır döngüyü kırmayı onlar başarabilir. İki, iyi bir siyasi lider başarabilir. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Söylediklerim akla yakın mı, değil mi, makul mü? Sorunların ne olduğuna geleceğiz. Sorunların çözüm yollarını da tartışacağız. Ancak biz burada YouTube ailesi olarak kendi çapımızda bir tek bir çıra yakmaya çalışıyoruz. O çırayı yakabilirsek ondan sonra ateşe sahip olabiliriz. Türkiye'de ciddi bir karamsarlık ve umutsuzluk var. Ve bunu dile getiren, bunun önünü açmaya çalışan kişilerin üzerinde de bir yandan ülkeyi yönetenler, bir yandan diğer aydınlar, bir yandan da halkın baskı yaptığını görüyoruz. Siyasileri anlıyorum, halkı da anlıyorum ama elitlerin birbirine yaptıklarını anlamakta ben gerçekten zorluk çekiyorum. Dedik ya,
Türk cehennemin başında zebani yoktur diye. Gerçekten ihtiyaç yok. Oysa halkımız o kadar hazır ki. Bakın hiç karamsarlığım yok. Hiç karamsarlığım yok. Atatürk'ün böyle elini vura vura söylediği gibi Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Yani bu önemli bir şey. Halka ben güveniyorum. Ancak bir süreç lazım. Bir kıvılcım lazım. Evet efendim. Bugünkü video burada sona eriyor. Biraz uzun oldu farkındayım. Bir sonraki videoda Türkiye'nin yerini tartışacağım sizinle. Türkiye gerçekten kurtarılması gereken bir konumda mı? Türkiye ne durumda? Şöyle dünya genelinde bir Türkiye'yi değerlendirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz, bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yazdığınız yorumlar çok değerli. İster doğrudan bana gönderin, isterseniz videonun altına yazın ki tercihim odur. Eleştirilerinizi de yazın. Hakaret etmek istiyorsanız onu da yazın. Hepsinin cevabını vereceğim ama. Anlaşalım. Evet, tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşça kalın.